Diksiyon dersinde öğrendiğimiz her şeyden önce bizim enstrüman dediğimiz bedenimizi en iyi tanımaktır. Bedenimizi en iyi tanımak dediğimiz noktada diyaframımızı, doğru nefesimizi her şeyden önce tanıyıp kullanmaktır. Her zaman dediğimiz kural doğru nefes doğru sesi getirir. O enstrüman en iyi şekilde tanınıp geliştirildikten sonra muhteşem bir hitabet sanatçısı olma şansına sahip oluruz. Bu enstrüman tanıma noktasında diyafram her şeyden önce ön plandadır. Sesin bir takım çalışmaları vardır. Sesimizi en geniş yapıda kullanmamız gerekir. Sesin bir takım nitelikleri, özellikleri vardır. Şiddeti, yüksekliği, geniş bir yapıya sahip tınısal bir özelliği vardır. Oylumsal bir yapısı vardır. Sesi kubbeye doğru açılan bir yapı olarak düşünmemiz gerekir. Sesimizi geliştirdiğimiz bir takım temrinler yapıyoruz diksiyon çalışmalarında. Bunun dışında kendimizi en iyi şekilde sözcüklerle karşı tarafa aktarmanın yanı sıra bunu bedenle birlikte nasıl destekleyebiliriz? Bunun deneysel çalışmalarını yapıyoruz. Bunlar nelerdir? Jestlerimizi, mimiklerimizi, bedenimizi en iyi şekilde kullanmaktır. Böylesine bütünsel bir yapıya sahip diksiyon. Diksiyon dersine başlama yaşı dediğimiz zaman dediğim gibi anatomik bir yapıyı göz önünde bulundurmamız gerekir. İnsanların çenelerinin, dişlerinin, damaklarının belli bir süre içerisinde gelişmesi söz konusu olacaktır. Bu anatomik yapı oturduktan sonra eğer ki herhangi bir doğuştan gelen kusur yoksa şöyle bir ortalama 16-17 yaş sonrası diksiyonun en etkin alınma yaşı olacaktır. Konuşmasında büyük problemler olduğunu düşünen insanlar diksiyon dersini alabilir. Nedir bu problemler? Harflerin ağzımızdan en iyi şekilde çıkmadığını görüyorsak, özellikle bir takım harfler vardır, S, Ş, Z gibi harfler, sızmalı harfler, bunlarda bir takım sorunlar görüyorsak, doğru nefes alamıyorsak, nefesimiz göğsümüzde sıkışıp kalıyorsa, titreyen bir sesimiz varsa, boğazımızda ses bir şekilde metalik bir yapıdaysa, bu şekilde çıkıyorsa diksiyon dersi almanızda faydalar var. Bunun dışında diksiyonun bir takım kuralları vardır. Doğru vurgu, doğru ton, doğru durak gibi bir takım yapılar vardır. Bunları hayatımıza geçiremiyorsak diksiyon dersi almamızda fayda var. Diksiyon dediğimiz zaman bu işin duayenlerinden Nusret Şenbay Hoca aklıma geliyor. Nusret Şenbay Hoca der ki, iyi bir hatip olmanın ilk koşulu doğru nefes almaktır. Dolayısıyla bize en büyük faydası diksiyonun nefesimizi doğru kullanmayı öğretiyor. Doğru nefes, doğru ses. Bu kuralı asla unutmamamız gerekir. Doğru nefesi alan insan sesini en iyi şekilde kullanır. En büyük faydası bizim daha çocukken çocuk yapıda doğru nefesi hayata getirdiğimiz noktada, doğru nefesi alma noktamızda bir şeyleri kazanırken, bunu hayatımıza verirken sonrasında bunu unutuyoruz. Belli bir takım kodlarla göğüs nefesi almaya başlıyoruz. Göğüs nefesi aldığımız zaman sesimiz gırtlakta metalik bir yapıya geliyor. Dolayısıyla çocukluğumuzdan bugüne getirmiş olduğumuz doğru nefesi, diyafram nefesini kullanamaz pozisyona geliyoruz. Diksiyon eğitimiyle birlikte tekrardan bu diyafram nefesini, doğru nefesini kullanıp doğru sese odaklanmak gibi bir pozisyonu kendi hayatımıza yaratabiliyoruz. En büyük faydası doğru nefes ve sonrasında doğru ses. Doğru nefes dediğimiz şey, kaburgamızın son noktası, bittiği noktayla göbek deliğimizin arasında
bir kas yapısı olan diyaframımızı en iyi şekilde kullanmaktır. Bu halk arasında karından nefes almak, göbekten nefes almak diye geçer. O bölgenizde bir deniz simidi olduğunu düşünebiliriz, bir balon olduğunu düşünebiliriz. Burayı en etkin şekilde şişirmek üzerine bir takım temrinlerimiz var. Diyaframımızı kullanmak hayatımızda vazgeçilmez doğru nefesi, doğru yapıyı oturtmak üzerine kurulmuş bir tekniktir. Doğru nefes doğru sesi getirecektir. Her zaman bunu söylüyorum. Diyaframımızı en etkin şekilde kullanmak için %50 zihinsel bir yapıdır bu. Zihnimizde bunu çözmemiz gerekir. Geriye kalan %50'lik yapıysa diyaframımızı geliştirecek olan temrinleri en etkin şekilde hayatımıza geçirmiş olmamız gerekiyor. Bunu yapmak olacaktır. Anatomik olarak belli bir yapı, gelişmişlik oturduktan sonra herkes diksiyon dersi alabilir. Kendisinde bir takım eksikler gören insan, bir takım harfleri söyleyemeyen insanlar, şivesi olan insanlar, nefes sorunu olan insanlar, sesinde bir takım titremeler, eksiklikler, sesin geride kullanılmasını kendisinde gözlemlemiş olan insanlar diksiyon dersi alabilirler. İlk önce vazgeçilmez kural dediğim gibi nefesimize hakim olacağız. Doğru nefesi alacağız bir. İkincisi sözcükleri çok iyi kullanacağız ki konuşmanın 5 unsurundan bir tanesi sesimizi iyi kullanmaktır. Sesimizi iyi kullanacağız nefesimizle birlikte. Diğer bir unsurumuz çok önemli. Kelime haznemiz. Bu da tabii ki insanın kendisini geliştirmesiyle ilgili bir şey. Entelektüel yapısıyla, bilgisiyle ilgili bir şey. Normalde hayata baktığımız zaman ülkemizde insanlar ortalama sanıyorum ki 60-70 sözcükle günlerini geçiriyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre iyi bir konuşmacı, iyi bir hitabet sanatçısı olmak için 160 kelimenin üzerinde kelime kullanmamız gerekiyor gün içerisinde. Dolayısıyla kelime hazinemizi geliştirmeli, sesimizin ve diyaframımızın doğru soluk nefes almanın yanı sıra böylesine geniş bir yapıda kelime haznesine sahip olmamız gerekiyor. Konuşurken harflerin çıkaklarının çok temiz olması gerekir. Öncelikle bu. Doğru nefes almamız gerekir. Doğru nefes doğru sesi getirecektir. Sesimizi en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Sesi bir diyagram gibi düşünmemiz gerekir. Çok statik, çok durağan bir ses karşımızdakinin algısını bizden alacaktır. Dolayısıyla sesin bu diyagramını düşündüğümüz zaman inişli çıkışlı bir yapısı vardır. Bunu çok iyi kullanmamız gerekir. Ses oylumsal bir yapıya sahiptir. Genişleyen, genleşen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla sesin perdelerini çok iyi kullanmamız gerekir. Sesin niteliklerini, özelliklerini çok iyi kullanmamız gerekir. Tiz ses, orta ses, pes ses bunları en iyi şekilde konuşurken hayata geçirmemiz gerekir. Sesin şiddeti, yüksekliği, tınısı, parlaklığı bunları en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Bunların dışında vurgu, durak es dediğimiz nokta, tonlama, sözcüğün içindeki kendi duygusal ton yapı bunları en iyi şekilde kullanıp hayata geçirmemiz gerekir. Duygusal bir anlatım içinde miyiz? Akli bir anlatım içinde miyiz? Bunu çok iyi saptamamız gerekir. Bütün bunların dışında sesin çok iyi artikülasyon yapısı dediğimiz yüzümüzdeki kasların açılması noktasından sonra sesleri çıkaklarından, harfleri çıkaklarından en güzel çıkartma noktasından sonra jest ve mimiklerimizi çok iyi kullanmamız gerekir. Beden dilini konuşmamızın içine katmamız gerekir. O zaman gerçekten etkili bir hitabet sanatını yakalamış oluruz.
Harflerin çıkartlarını çok iyi bir kere saptamamız gerekir. Harfleri çok temiz çıkartmamız gerekir ki hemen zaten akabinde heceler gelecek, sözcükler gelecek, tümceler gelecek, cümleler gelecek. Yani boğumlama dediğimiz hatayı yapmamamız gerekir. Harfleri, ünlüleri, ünsüzleri en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Bunun dışında iyi konuşmak için doğru vurgu kaçınılmazdır. Vurgunun da pek çok kuralı vardır. Bunları en iyi şekilde önce okumalarla, sonrasında ifadeyle, konuşmayla hayatımıza geçirmemiz gerekir. Ve her sözcüğün kendi içinde bir ton yapısı vardır, bir ağırlığı vardır. Sözcüklerin bu tonunu, ağırlığını, yapısını en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Vurgu, ton, bunun dışında gereksiz yerde es, durak vermemek, bütün bunlara dikkat ettiğimiz zaman tadından yenmeyen bir konuşma yapısına sahip olabiliriz. Nefesimizi en iyi şekilde kontrol etmemiz gerekir her şeyden önce. Nefes kontrol edildiği zaman ses çok daha düzenli bir şekilde çıkacak bir yapıya sahip olmadı. Her şeyden önce nefesimizi kontrol etmemiz gerekir. Nefes kontrol edildiği zaman sesimiz çok daha tınılı, parlak çıkacaktır. Nefes öncelikli, vazgeçilmez kuralımız. Bunun dışında tabii iyi bir hitabet sanatı için diksiyon dediğimiz zaman sadece sözcükler üzerinde oynamak, çok iyi bir senfoni yapabilmek, sesimizle senfoni yapabilmek, bunların dışında, sadece bunlar aklımıza gelmesin, bunların dışında bedensel anlamda jestlerimizi, mimiklerimizi çok iyi kullanmamız gerekir. Bunlar üzerine bir takım eğitimler veriyoruz. Geniş yelpazede bir eğitimdir diksiyon.